Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Bu akşam sizlere çok çok önemli bir konuya değinmek istedim. Bu konuyla ilgili biraz konuşmak istedim arkadaşlar. Son zamanlarda biliyorsunuz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili birçok yeni videolar görüyor olabilirsiniz YouTube'da. Birçok kanal Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili videolar yapmaya başladı. Hatta Mehdiliğini ilan eden de bir sürü kişi oldu bu arada. Şimdi arkadaşlar Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna yakın bu şekilde gelişen olaylar hep devam edecek. Yani birileri kendisinin o olduğunu iddia edecek tabi. Çünkü birçok olay oluyor dünya üzerinde. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile ilgili birçok hadis gerçekleşiyor. Olaylara baktığımızda mesela özellikle Orta Doğu bölgesi kan revan içerisinde. Bunun tek sebebi Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru öncesinde gelişecek olan hadiselerin Peygamber Efendimizin hadislerinde, hadis-i şeriflerinde yer alıyor olması. Yani Peygamber Efendimiz 1400 yıl öncesinden bugünleri adeta söylemiş ve bugünleri anlatmış gerçekten. Peygamber Efendimizin dediği şekilde olaylar gerçekleşiyor ve olaylar giderek de artıyor arkadaşlar. Yani dünya bakıyorsunuz her anlamda tıkanıyor, bir çözümsüzlüğe doğru gidiyor. Özellikle zulmün çok şiddetli devam ettiği yerler var dünya üzerinde ve bu zulmü kimse durduramıyor, kimse engelleyemiyor. Ve böyle bir dönemde insanların topyekün topluca Allah'a dönüp Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesi için yalvararak, ağlayarak dua etmeleri gerekiyor. Ve bu dua gerçekleştiğinde Yüce Rabbim inşallah onu dünya yönetiminin başına geçirecektir. O özel seçilmiş kişiyi ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi dünyaya bakıyorsunuz, siyasi olaylardan dolayı birçok ülke sıkıntılar çekiyor. Birçok ülkede savaş var ve insanlar göç ediyor. İnsanların akın akın göç ettiğini gördüğün zaman Mehdi'nin zuhurunu bekleyin diye birçok söz var. Birçok sohbetlerde dinlemişsinizdir arkadaşlar. Yani insanların akın akın göç ettiğini gördüğünüzde, şimdi bak Suriye'den en çok göç nereye yapıldı? Bunu en iyi biz bilmemiz lazım Türkiye olarak. Türkiye'ye yapıldı ve çok ciddi derecede göç oldu ve sadece bir defa da olmadı. Yüzlerce kez akın akın göçler yaşandı arkadaşlar. Tam da Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde olduğu gibi bizzat birebir aynısı yaşandı. Ve zaten Peygamber Efendimizin yine kıyamet alametleriyle ilgili hadis-i şeriflerinde de zamanın hızlanacağı var. Bu da kıyamet alametlerinden. Yani zamanın su gibi akıp geçmesi olayı. Ben bunu çok araştırdım arkadaşlar. Yakın zaman önce araştırdım bu konuyu. Yani zaman nasıl hızlanır? Bunu herkes, belki de herkes farkındadır. Eskiden zaman daha yavaş bir şekilde ilerliyordu. Günler daha çok uzundu. Ve şimdi biraz daha kısa, biraz daha hızlı gibi geçiyor. Ve bunun sebebini de Yüce Rabbim şu şekilde halketmiş, yaratmış. 2011 yılında Japonya'da olan bir büyük bir depremden dolayı dünyanın hızı 1,5 saniye daha fazla hızlanmış arkadaşlar. Bunu araştırabilirsiniz. İnternette bu konuyla ilgili bilgiler var. Dünya şu an zamandan 1,5 saniye daha hızlı şekilde dönüyor ve bu oran da hızlı dönen dünya için ne anlama geldiğini çok daha iyi biliyor olmanız lazım. Daha iyi kavruyor olabilmeniz lazım. Yani daha hızlı bir şekilde dönen bir çark düşünün ve bu biraz daha hızlandığını düşünün. Aynı şekilde bu olay gerçekleşiyor arkadaşlar. Gerçekleşmiş 2011 yılında Japonya'daki depremden sonra. Yani Allah Teala Peygamber Efendimizin hiçbir sözünü yerde bırakmaz. Ona mutlaka bir sebep yaratır. Bu olay bu şekilde gerçekleşmiştir diye düşünüyorum ben. Zaten Japon bilim adamları bunu açıklamışlardı. Ve Suriye'de Haresta bölgesi var arkadaşlar. Burası helak olmadan Mehdi zuhur etmez hadisini de nereye koyalım? Şimdi bu böyle bir hadis var. Gel de Hazreti Mehdi'nin zuhurunu inkar et. Yani birçok kimse var. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu inkar ediyorlar. Böyle bir şey yok diyorlar. Saçmalık diyorlar. Haşa. Çünkü Peygamber Efendimiz zaten bunu 1400 sene öncesinden zuhur edeceğini haber vermiş. Yani kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa diyor, Allah Teala onu bütün dünyaya nurunu tamamlaması için Mehdi Aleyhisselam'ı zuhur ettirecektir diyor Peygamberimiz. Şimdi Peygamber Efendimizin hiçbir sözünün yerde kalmayacağını ben en bariz olarak şu hadisinden anladım. İstanbul mutlaka fetholun, Konstantiniye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır, kumandandır. Hadis-i şerifi nasıl yerde kalmadıysa Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Konstantiniye fethedilip Peygamber Efendimizin hadisi şerifi gerçekleştiyse yine Peygamber Efendimizin ahir zaman olaylarıyla ilgili hadislerinden bazıları nasıl gerçekleştiyse Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerine dayanarak mutlaka gerçekleşecektir arkadaşlar. Çünkü Allah Teala Resulünün sözünü yerde bırakmaz. Resulü ne demişse onların hepsi aslında Allah Teala'dan bizlere gelen mesajdır. Çünkü Resulü üzerinden, Resulü yoluyla, Resulün dilinden biz Müslümanlara aktarmıştır. O yüzden Allah Teala'nın vaadi hiçbir zaman yerde kalmaz, mutlaka gerçekleşir. Ve Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri de, o mübarek sözleri de hiçbir zaman yerde kalmaz, mutlaka gerçekleşir. Şimdi böyle bir gerçek varken biz nasıl inkar yoluna başvuralım? Birçok profesör ne yazık ki Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğinden bir haberler ve geleceğini daha doğrusu kabullenmiyorlar, kabul etmiyorlar. Yani Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini zaten birçok profesör kabul etmiyor arkadaşlar. Şu an öyle bir dönemdeyiz. Yani Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri kabul edilmeyip sadece Kur'an-ı Kerim'den deliller sunarak insanları aydınlatmaya çalışıyorlar. Aslında çok büyük bir yanlışın içindeler. İnşallah düzeltirler kendilerini. Ama Peygamber Efendimizin şöyle bir hadisi var. Mehdi Aleyhisselam çıkacağı zaman 70 bin alim ona karşı çıkacak diyor. Yani belki de ona karşı çıkacaklardan ona karşı çıkanlardandır bu zümre. Yani Peygamber Efendimizin hadislerini kabul etmeyen bir kesim var. Bunlar belki de Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna itiraz edecekler. Onu kabullenmeyecek olanların ta kendileridir belki de. İnşallah bizler Peygamber Efendimizin sözlerine istinad ederek, dayanarak Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini kesinlikle kabul ediyoruz, inanıyoruz. Allah ve Resulü ne derse odur. Bizim için tek geçerli yol budur arkadaşlar. Rabbim inşallah bütün Müslümanlara bu gerçek üzerinde birleşmeyi nasip etsin ve Mehdi Aleyhisselam'ın inşallah yakın olan zuhurunu da daha yakın kılsın Rabbim. İnşallah güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte Türkiye giderek yükseliyor, yükselmeye devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreç Türkiye'nin önü daha da açıktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Rabbim ülkemize yardım etsin. Türkiye'mizi dünyada tek söz sahibi ülke kılsın inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız beğenmenizi ve yorum yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bir de bu konuyla ilgili sizlerden de güzel yorumlar bekliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.